Evet sevgili TV 264 izleyenleri, yine bir pazartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor'un başkentten 3 puanla dönmesinin ardından ligde telafisi olan bir haftayı geride bıraktık. Zirve yolunda da önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Her hafta pazartesi akşamları olduğu gibi şimdi de Metin Osman'la birlikte Sakaryaspor'u değerlendireceğiz. Mesut Çayır'ın da özel sebepleri nedeniyle aramızda olmadığını belirtelim. İlerleyen haftalarda imkanlar el verdiğinde onu da bir kez daha aramızda göreceğiz. Evet Metin, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum Erhan abi. İyiyim. Geçen hafta biraz hastaydım. Bu hafta sonu biraz toparladım. Sakaryaspor da başkentten, deplasmandan galip döndü. Güzel bir hafta geçirdim. Keyifli bir hafta geçirdim. Bana el verdin. Bende de bu hafta hafif bir kırgınlık var. İnşallah o enerjimiz ekranları başındaki izleyenlerimize yansımaz. Maçla başlayalım. Sakaryaspor önemli bir haftayı önemli bir galibiyetle kapattı. Hem playoff hattında direkt rakiplerimizden olan Ankara Keçiören gücünü yenmek, hem 1-0 geriye düştüğümüz maçta Erzurum maçı sonrasında telafi etmek adına önemli bir karşılaşmaydı. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Beklentimiz böyleydi aslında. Kazanacağını, puan kaybetmeyeceğini düşünüyorduk Sakaryaspor'un. Ve beklediğimiz gibi oldu. Puan kaybetmedi. Kazandı. Deplasmanda o dile getirdiğimiz seriyi devam ettirdi. Aynı zamanda kaybetmeme alışkanlığını yineledi Sakaryaspor. En önemli olan şey belki de şeydi. Geri düştü. Yine geri düştü Altay maçındaki gibi. Sonra reaksiyon gösterdi. Devre arasında 1-1 gitti. Maç sonunda da 3-1 galip ayrıldı. Oyuncu eksikler vardı. Oyuncuların bu fırsatı güzel değerlendirdiğini düşünüyorum. Dino belki biraz takip ederek gol attı ama sonuçta skor üretti. Taraftarın da ondan beklediği buydu. O anlamda da olumlu pozitif bir hafta geçti aslında. Evet, Sakaryaspor'a bu sezon şöyle bir durum var. Ters gelen bütün takımları bir bir yeniyoruz. Altay, Bolu ve ardından Ankara Keçiören gücü. Benim bu üçüncü Keçiören gücü deplasmanım. Totalde de bir 6 maç olmuştur. Bir geçen sezon tam 5 Şubat'ta olması lazım. Depremden bir gün önce oynadığımız karşılaşmada kazanmıştık. Deplasmanda da ilk galibiyet oldu. Yani bu anlamda tabuları yıkan bir Sakaryaspor olması da taraftara güven veriyor. Evet. Bu Bolu yanlış hatırlamıyorsam 28 yıldır takım Bolu'da galip gelemiyordu. Hem o yıkıldı. Biraz serileri bozdu Sakaryaspor bu sezon diyelim. Yani şimdi yine gelen sorular var. Bunlara cevap vereceğiz. Sakaryaspor'un kalan maçlarda ilk yarıda kaç puanla kapatır gibi sorular var. Bunları değerlendireceğiz. Ama şimdi bu galibiyetinde geride bıraktığımız 3 haftada konuştuğumuz gibi şimdi içeride oynayacağımız Giresunspor karşılaşmasını kesin kazanmamız lazım. Ki bu maçın bir anlamı olsun, bu galibiyetin bir anlamı olsun. Tuncay Hoca'nın oyuncu tercihleriyle başlayalım. İlk 11'i nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Dino ya da Raşat başlar diyorduk ilk 11'de ama geçen sezonki o Taner Taşkın, düzeltiyorum, Serkan Özbalta döneminde o Manisalı süreçte Kasongo'nun yokluğundaki Burak Süleyman forvet pozisyonunda başladı. Hocanın 11 tercihi nasıl değerlendiriyorsun? Sakaryaspor sana iyi izlenimler verdi mi? Ya bence en zor kadro çıkarttığı maç olabilir Tuncay Hoca'nın bu maç. Eldeki oyuncularla ideal bir 11 çıkarttı bence. İyi bir 11 çıkarttı. Raşat'ı kadroya almadı. Raşat kadroda yoktu. Bu olumlu muydu, olumsuz muydu bilmiyorum. Belki olumlu bir hareketti belki de. Çünkü beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Biz de 2 haftadır burada Raşat'ın performansını konuşuyorduk. Onun dışında Bülent Cevahir'i kadroda düşünmedi hoca. Onu da seninle konuşmuştuk zaten yayın öncesinde. Belki sakatlıktan sonraki performans düşüklüğü. Hoca bir karar vermişti. Ben beğendim. Takım da yani mutlu etti açıkçası mücadelesi. O şey vardı, geri düştükten sonra zaten çok erken geriye düştü takım. Devre arasına girene kadar o çaba hoştu yani. Bir çaba vardı ortada. Belli ediyordu takım kendini. Ya şimdi biz bu sezon çok alışkın değiliz Sakaryaspor'un çok erken bir dakikada geri düşmesine. Evet. Var mı aklına gelen? Yok. Galiba bu sezon en erken evet. Yediğimiz gol ve bir deplasmanda da Altay maçında olduğu gibi yine geri düştük ve çevirebildik. Çok değerli şimdi. Takımın bu tarz reaksiyonlar vermesi çok önemli de bence burada en anlamlı durumlardan bir tanesi de Kasongo'suz kazanabildik mesela. Evet, evet. O vardı. Bir olumlu tarafı da şu. Ben hep kendim şey düşünüyordum. Takımın çok fazla şut denemediğini. Bu maç
oldukça şut denedi takım. İşte Delvaya zaten çok denedi. Maçın başından beri herhalde sadece bir 4-5 tane isabetli şutu sadece Delvaya'nın olabilir. Onun dışında takım da 17'ye yakın şut denedi. Bunların 9-10 tanesi de isabetliydi ki bir tane de direkten dönen top vardı. Ona rağmen güzeldi. Yani olumlu bir hafta geçirdi Sakaryaspor. Her anlamda olumlu bir hafta geçirdi. Reji'de ilk 11'e ekranlara yansıttı. Yani Sakaryaspor ben orta sahada bir değişikliğe gidilebilir diye düşünüyordum. Hasan, Mikail tercih olabilir diye düşünüyordum. Hasan'ın performansını nasıl buldun peki? Ya ben genel anlamda şimdi şöyle söyleyebilirim Hasan için. Geçen hafta da eleştirmiştik aslında. Daha çok Hasan'ın daha çok skora dokunmasını istiyoruz. Onu bekliyoruz. Belki de verilen görevi yapıyordur. Hani belki de hocanın istediği Hasan'dan sadece odur ya da Sinan'dan. Sinan'dan sadece işte pas yollarını açmasıdır. Adam eksikmesini istemiyordur belki de hoca. 11 dediğim gibi iyiydi. Oyuncular da sahada. Bence bekleneni verdi. Yani hocanın onlardan beklentisini karşıladı diyebilirim. Ya ben şimdi Burak Süleyman forvet pozisyonuna çıkmasını bekliyordum. Yani geçen sezon aslında ya yine mesela ona gelebiliriz. Burak Süleyman'ın o 3 maç, şimdi Manisa süreci tam diğer iki karşılaşmayı hatırlamıyorum ama o ilk 11'de forvet pozisyonu, ileri uçta oynadığı pozisyonları Sakaryaspor mesela pozisyon bulmaktan zorlanmıyordu. Bu maçta onlardan biri oldu mesela. Evet. Burak Süleyman'ın orada sahte 9 gibi oynaması, aslında forvetsiz bir Sakaryaspor vardı. Pivot santraforu olmadan çıktı. Ama mesela diğer oyuncuların daha çok pozisyona sokabildi. Yani mesela Delvay'ın o sol kanattan getirdiği Burak'ın pasında gol de keza aynı şekilde evet. geldi. Burak'ın pasıyla geldi ve en önemli şeylerden bir tanesi Sakaryaspor bulduğu 3 golün ikisini geçiş oyunuyla buldu. Evet. Bir tane de duran top. Mesela bu sezon çok duran topla da gollere alışkın değiliz. Takım birçok anlamda tabuyu yıktı diyebiliriz yani. Bir de Ankara gibi zor bir deplasman. Yani her anlamda zor. Hava zor, zemin zor. Gün içinde oynuyorsunuz. Mesela sıcak da bir hava vardı. Benim beklentimin çok üzerinde bir hava vardı. Ben soğuk olur diye açıkçası düşünürken sıcak bir hava vardı. Buna rağmen Sakaryaspor futbolcu çok iyi reaksiyon gösterdi. İlk 11 mesela değerlendirecek olursam o Murat Cem mesela orta sahadaki efektifliğine devam ediyor. Yani evet. orada zaman zaman Sinan'ın, zaman zaman Roşi'nin, o Murat Cem'in opsiyonlarına seçenek olmaya başladığı zaman çok daha hücumda zengin bir Sakaryaspor izleyebiliyoruz. Şimdi Murat Cem ayarında bir de Burak Süleyman ileri uçta olunca daha çok kanatlara top dağıtabilen, üçüncü bölgede daha çok top gezdirebilen bir Sakaryaspor olduğunu evet. gördük aslında. Şimdi Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım bunlar bindiren bekler, yani hücumcu bekler. Orada bir soru işareti erdi nasıl gelecekti. Donkor'la birlikte uzun süredir kaç maç oldu? 4 ya da 5 maç olmuştur herhalde evet. ayrıldıkları. Rotman'ı tercih ediyordu hoca orada. Rotman'ın sarı kart cezasıyla birlikte orada erdi Donkor. Evet bazı sinyaller verdiler aslında maç içerisinde. Hani kusursuz bir performansları yoktu ama ben Sakaryaspor defansının da aslında sınıfı geçtiğini söyleyebilirim. Yediğimiz golde sadece Bülent kaçırdı galiba. Evet, ters kademe orada. Evet. Orada Bülent'in bariz bir hata mıydı diye, ya bariz hata diyemeyiz belki. Rakip futbolcu çok hızlıydı. Bülent'ten çok daha hızlıydı. Hem geriden geldi, koşarak geldi. Bülent onu çok sağlıklı karşılayamadı. Onun dışında yani hatalar olur. Takım kazandı. Geriye düşmesine rağmen kazandı. Yani bu belki de hocayı da, camiayı da, taraftarları da en çok sevindiren olay budur. Hani takım geriye düştüğü zaman ah vah hani maç gitti demiyor Sakaryasporlu taraftarlar. Yani keza biz de izlerken hiç panik olmadım yani ya da puan kaybedeceğimizi düşünmedim en azından. Onun dışında oyuna giren oyuncular da bence iyiydi. Simon bence bu hafta hani evet. o şeyi sinyali verdi, o nasıl derler, kıvılcımı biraz gösterdi bize Simon. Onu beğendim. Murat Cem demiştim. Murat Cem zaten hep dikini oynuyor. Bundan önce Giresun'da oynarken de Kocaeli Spor'da oynarken de Murat hep kaleye yakın oynamayı seviyor zaten. Geride de aslında başarılı bir oyuncu. Hani defansif orta saha oynadığı zaman da bence hocasının ona verdiği misyonu rahatlıkla yüklenebilecek bir oyuncu. Umarım Murat Cem Sakaryaspor'da daha fazla forma gelir. Önümüzdeki sezonlarda da. Yani ben yani uzun süredir mesela o 8-6 pozisyonlu Murat Cem pozisyonlu bu kadar efektif, yani bilmiyorum, ben çok beğeniyorum Murat Cem'i çünkü yani hem o geçiş oyununu hem set oyununu çok hızlı ve kolay oynayabiliyor. Yani o aslında yetenekli olması da o üçüncü bölgedeki Sakaryaspor'un işlerini daha da çok kolaylaştırıyor. Evet belki direkt gollerin içerisindeki aksiyonlarda yer almadı
Ama mesela akan oyunda, mesela oyunun bir Murat Cem'in ayağına gelmesiyle atıyorum bir Sinan Hasan'ın ayağına gelmesinin çok daha farklı. Evet. Mesela Sinan biraz daha sorumluluk almaya başladı. Ama ben hala mesela Sinan ve Hasan ikilisinin o nasıl söyleyeyim sorumluluktan kaçan tarzını sevmiyorum. Birazcık daha nasıl söyleyeyim sorumluluk almalılar. Şimdi şu var, evet üzerlerinde bir baskı var. Şimdi Sinan'ın orada bir Nalepa challenge'ı var. Evet. Nalepa mı, Sinan mı? Hala onun altında belki de psikolojik olarak henüz kalkabilmiş değil. Hasan da yani o taraftar bir türlü performansından memnun kalmadığı için memnun değil yani Hasan'la. Orada bir ekstra işler yapmasını bekliyor taraftarlar. Yani ama Hasan'ın oynadığı pozisyon itibariyle yapacağı ekstra şeyler daha az top kaybı, evet, daha çok basit toplar. Yani orada alıp Bülent'e atıp Oğuz'a atıp değil de hani 3. bölge geçiş oyununda ön biraz daha taraftakilerle topu yani Roshi ile Delvaye ile biraz daha hızlı ve hatasız aslında topla buluşturabilse ben o savunmadaki Hasan'ı da beğeniyorum. Ama mesela ısrarla da gelen sorular arasında var. Biz mesela Mikail'in performansını izleyemiyoruz. Yani ben geçen hafta da söyledim. Bu hafta kazandık diye aksini iddia etmeyeceğim ama yani Mikail'in hala oynamaması için bir neden göremiyorum. Yani orada Hasan yerine tercih edilmesi bence çok daha doğru olur. Şimdi tamam kazanan takım her zaman doğru takımdır. Bu futbolun kuralı. Evet, evet. Ama biz şimdi bu hafta Giresun'la yine bir puan kaybetme durumunda. Yine aslında çok bir şey kazanmayacağız. İç sahada neredeyse 11 puanla yakın basit puan evet. kayıplarımız var. Ve 11 puan da yani Sakaryaspor'un mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda liderin 2 puan gerisinde 2. sırada olmasını sağlıyor. Çok farklı şeyler konuşuyor olurduk şu an. Hani takımın camianın havası çok daha farklı olurdu. Mikel konusunda da şöyle. İki taraftan bakıyorum ben pencereye. Bir hoca tarafından bir de işte bizim daha çok bizim eleştirel tarafımızdan baktığım zaman şöyle. Hoca belki de şunu düşünüyor olabilir. Hani Hasan'ın performansından, yeteneğinden özellikle bu liglerdeki adı olan bir futbolcu, yaptıkları da ortada. Kimsenin şüphesi yoktur bence. Kimse acaba demiyordur. Hoca da belki bir yerde Hasan'ın bekleneni karşılayacağını, ondan sonra işte istikrarlı bir şekilde oyununa devam edeceğini düşünüyor olabilir. Ki bence mantıklı olan bu bana kalırsa. Delvaye'de gördük çünkü onu abi. Delvaye'de eleştiriyorduk aslında. Bir türlü o hani hızını kullanamıyor diyorduk. Bundan önce oynadığı takımlardaki performansını yansıtamıyor diyorduk. Ama bugün baktığımız zaman Delvaye son 6-7 haftanın hadi 6 haftanın en formda oyuncusu yanıyor yani Delvaye şu an. İşte Delvaye is fire. Yani gerçekten burada eleştirdiğimiz haftaları da hatırlıyorum da yani şu an Delvaye'nin takıma olan katkısı yani hücumda artı 2 falanız yani. Kesinlikle. Yani adam eksiltme özelliğinin yanı sıra yani o net bitiricilikleri Sakaryaspor'u farklı bir seviyeye taşıyor. Yani mesela Bolu galibiyetini getiren isimdi. Keza bu maçta direkt galibiyeti getiren isimdi. Yani çok kırılma anlarında böyle net vuruşlarla mesela geçen hafta da galiba Delvaye atmıştı değil evet, mi? Evet. O soldan. Şimdi gollerini de karıştırıyorum ama soldan çok net bir hani genelde ben ona tokatlama ben ona tokatlama diyorum. O topu tokatlayıp da böyle köşeye bıraktı. Yani çok şu an Tuncay Şanlı'yı ben en memnun eden performanslardan biri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bizi de Tuncay Şanlı'yı da taraftarları da en çok Delvaye'nin performansı, o yükselen performansı memnun ediyordur. Yani bir de enerjisini geçiriyor Metin. Kesinlikle. Yani onu mesela ekran başına alıyor musun bilmiyorum ama yani gol attıktan sonra taraftara gitmesi, ya oradaki vücut dili, maç sonrası vücut dili yani görüntüler de var. Rejide birazdan ekranlara getirir isterseniz. Yani bir enerji veriyor. Mesela Delvaye'de şöyle bir durum vardı. Kötü oynadığı zaman da bu vardı. Sadece zeminin altı doğru değildi. Şimdi performans olmayıp da bu işler olunca bazen antipatik gelebiliyor. Evet. Ama şimdi performansı da yanına koymasıyla birlikte bu enerjisi takıma da moral veriyor. Yani ben Burak'la forma rekabeti içerisindeyken Burak da şut kaçırdığında, gol kaçırdığında ya da gol attığında Delvaye kenarda o enerjiyi verebiliyordu. Evet. Aslında bence birçok futbolcunun da Delvaye'nin bu özelliğini örnek alması lazım. Oynasa da oynamasa o enerji veriyordu. Formayı aldıktan sonra evet şimdi şey diyebiliyor yani ben bu takımın oyuncusuyum. Evet. Hatta bayrak oyunculardanım diyebiliyor. Ben o enerjiyi Mikel'den de alıyorum. Hem o aidiyet duygusunu zaten bu şehrin çocuğu Mikel. İşte Sakaryaspor altyapısından çıkmış bir oyuncu. Dediğim gibi o enerjiyi Mikel'de de alıyorum. Bunun dışında da dedik ya başta bir altı boş olduğu zaman antipatik geliyor. Belki de şeydir.
Sonuçta bir aidiyet kazanıyorsun ya da takım arkadaşlarınla bir bağ kuruyorsun. Ondan sonra taraftarla, sonra ister istemez zaten bu oyuncunun oyununa yansıyacaktır diye düşünüyorum. İşte geçen hafta da onu dile getirecektim aslında, aklımdan çıkmıştı. Raşat Muhammed konusunda. Hani bir iki maç belki oynasaydı, işte skor katkısı yapıp taraftara koysaydı, işte ne bileyim kaptanlık pazu bandını o takıp üçlü çektirseydi ve belki de bugün Delvay'ın yanında artı olarak bir de Raşat Muhammed'i konuşuyor olurduk. Bu da Sakarspor'a büyük katkı verirdi. Bak ekranda geldi şu an, reji getirdi. Şimdi şöyle oldu. İlk takım ve taraftarlar tezahüratta oldu. Takım geri dönerek, hatta şöyle bir soru vardı fazlasıyla. Burak Süleyman niye yok gibi oldu. Şu an görüntüde de vardır diye tahmin ediyorum. En son buradan dönerken Delvay için takımı bir kez daha geri çağırdılar. Orada hani uzaklaşmıştı aslında Burak Süleyman da. Orada da farklı anlamlar çıkartmayalım. Artık hani burada bak ekranda geliyor. Vedalaşmalar başladı. Sonra Delvay tezahüratları yapılınca bir kez daha geri döndüler. Yani enerji veriyor. Kesinlikle. Şu an taraftarım bunlar mutlu ediyor zaten. Bunlar olduğu zaman da iş bir yerden sonra oyuna kesinlikle yansıyor. Çünkü yeteneksiz bir oyuncu, bakın Mikel'den bahsediyordum. O da o enerjiyi veriyor. Bunlar ilerledikten sonra ister istemez yeteneklisin ki Sakarspor forması giyiyorsun. Bir beklenti de var. Daha önce bir şeyler yapmadan buraya gelmen de imkansız. Yani dolu bir adamsan bu bağ kurduktan sonra da ister istemez oyuna yansır diye düşünüyorum. Vallahi ayağına taş değmesin diyelim. Kesinlikle. Mesela o Delvaye, Dino, Roshi, onların o arasındaki Mikail, onların arasındaki o iletişim de ben mesela sağ kenarında, maçlarda, antrenmanlarda pozitif olarak burada da Roshi'den forma istediler. Şimdi onu veremem diyor taraftarlar. Sözü vardır belki. Bizim taraftar hep bir söz alabiliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Yine maçtan fotoğraflara geçebiliriz. Yani dediğim gibi bu enerji her türlü takımın pozitif etki yaratabiliyor. Yine gelen yorumlardan biraz okumak istiyorum. İyi yayınlar, Mikael oynaması için ağzında kuş tutması mı lazım yoksa şapkadan tavşan mı çıkartması gerekiyor demiş. İyi yayınlar Erhan kardeşim. Yine deplasman, yine Sakaryaspor bana göre harika bir oyun. Artı Tuncay Hoca zamanında müdahalesiyle oyunu kurtardı. Benim sorum, evimizdeki maçlarda kötü futbol zemin kaynaklı olabilir mi demiş Erkan Özcan. Evet, aslında biraz da zemini konuşabiliriz ama şu da var, yani geçen hafta da aslında söylediğim dışına çok fazla çıkmak istemiyorum. Sakaryaspor zemin kaynaklı geçen hafta mesela ikinci yarı o kadar tepkisiz değildi. Yani takım olarak bir cevap verme konusunda mahrum kaldığı için aslında skor tutamadı. Tamam, zemin etkili, kaliteli, güzel futbol oynamak adına etkili. Ama biraz daha o içerideki coşku eksikliği, özellikle ikinci yarıdaki coşku eksikleri yüzünden ağzımız yandı. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk kez Sakaryaspor, yani tam 1-1 ile girdik içeri ama bu kadar coşkulu bir ikinci yarıya devam etti. Evet. Yani bu maçta bu konuda bence önemli kırılma anlarından bir tanesiydi. Sürekli ilk yarı tempolu bir Sakaryaspor izlerken ikinci yarıda bu temposu düşen bir Sakaryaspor görüyorduk. Bu hafta ama tam tersini gördük. Aslında bunu Altay maçında da görmüştük. Evet. Bu maçta da gördük. Şimdi önemli olan işte bunun Giresun maçına devam edip etmeyeceği. Ya kendi sahamızda bunları daha çok yapmamız lazım. Geçtiğimiz sezon da tam tersiydi aslında. Deplasmanda belli bir ivme yakalayamıyordu Sakaryaspor. Bunu kendi sahasında, kendi evinde yakalaması daha kolayken işin garip tarafı deplasmanda böyle seriler yakalaması. Tamam, 8 maçtır yenilmiyor. Kendi sahasında da yenilmiyor Sakaryaspor. Evet, zeminle ilgili sezonun başından beri belli başlı problemleri de var. Ama rakiple aynı zeminde oynuyor baktığım zaman. Belki çok düz mantık olabilir bu. Ama rakiple aynı zeminde oynuyoruz. Onlar farklı bir stadyumda, farklı bir zeminin üzerinde oynamıyor yani. Yine gelen mesajlardan. İyi yayınlar, takım her maç puan almaya başladı ama bu yeterli değil. Çünkü ilk iki ile aramız açık. Dolayısıyla devreye kadar her maç 3 puan şart demiş. Devre arasında takımın bir stoper, bir kesinlikle 10 numara ve fulleli hava topları indirebilen ve çalım atan, şut çekebilen bir forvetle kesinlikle ilk iki direkt çıkarız diyorum demiş izleyenimiz. Kolay gelsin Giresun maçını, artık sıra doldurmalıyız ancak derbiyle aynı saatte yine kötü etkisi olacaktır. Biz bir türlü şey yapamıyoruz ya, hani o şehir olarak doğru anı, evet. Yani o ay tutulması gibi oldu. Yani Sakaryaspor taraftarının tribünü doldurması için birçok etkenin bir arada olması lazım. Yani hem hava çok güzel olmalı, hem herhangi bir derbiye denk gelmemeli. Sakaryaspor maçı dışında Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına denk gelmemeli. Yani televizyonda maçların verilmemeli. Aynen. Ya,
sürekli bir şeyleri denk getirebiliyor olmamız lazım. Bu da enteresan yani. Kimse yanlış anlamasın. Biraz nazlı bir taraftarı var Sakaryaspor'un. Yine gelen sorulardan konuşacağım ama Metin mesela kalede Metin Uçar. Ekran başında nasıl bilmiyorum ama o yani büyük ihtimalle Tuncay Hoca da dersini çalışmış. Vurun demiş. Yani uzun yıllardır aslında kalesinde. Yani ben bildiğim bileli Metin var. 2-3 sezonu geçmiştir belki de. Ama yani Sakaryasporlu futbolcuların belki de bu kadar çok şut denemesinin sebeplerinden biri de yani kaleci performansı olabilir. Ben yani Delvay olsun şey olsun çok beğendim ama özellikle takımın biraz daha istekli, ısıran bir şekilde şut çekiyor olması, hep pozisyonun içerisinde olması çok daha keyifliydi. Metin sen aynı şeyi düşünüyor musun bilmiyorum. En büyük eksiği bence bu. Takım aslında birkaç haftadır özellikle Eyüpspor maçından sonra sahada hep istekli, hep arzulu. Tamam ikinci yarılar işte devre arasından sonra biraz daha sönük bir enerji var sahada. Bunu konuştuk işte eleştirdik. Ama genel anlamda maçın başlamasından bitişine kadar hep bir istek var. Hani hep ileriye, rakip kaleye daha yakın olma isteği var oyuncularda. Tek eksik bana göre şuttu. Çok az şut deniyorduk. İşte tribünde izlerken ya da televizyondan izlerken maçları hep bundan dem vuruyordum ben takıma. Kendi içimde ya da işte seninle paylaştığım en büyük eleştiri buydu. Bu maç beni çok mutlu etti. Berabere kalsaydık, ya puan kaybetseydik çok üzülürdüm. Aklıma belki bu gelmezdi. Daha sert eleştirebilirdim takımı. Ama en çok mutlu eden 3 puandan sonra bu şut denemesiydi. Yani kaleye bir şeyler gönderdik. 3 tane de gol attı takım. Yani 17 şut denemişiz. 9 isabetle evet, bu karşılaşmada. Yani bence güzel bir istatistik. Ben de yani dediğim gibi mesela topla rakibe göre daha fazla oynamışız. Aslında bu da topla daha fazla oynadığımız ama galip geldiğimiz nadir maçlardan bir tanesi. Yani Sakaryaspor o topla fazla oynama becerisine sahip değildi. En azından istatistikler böyle söylüyordu. Mesela direkten dönen bir şutumuz var. Kaçan net bir pozisyonumuz var. Gol beklentisi 1.15'te. 0.65 bu Keçiören adına. Rakip ceza sahası 22 kez topla buluşmuşuz. Yani bunlar bence önemli istatistikler yani. Kesinlikle. İlk yarı mesela %61-39 topla oynamaya sahibiz yani. Hani bu ikinci yarıda %50-50 olmuş ama önemli ya. Hani Sakaryaspor net bir galibiyet aldı. Çok değerli bir galibiyet aldı bence. Ya özellikle deplasmanda olması. Tam bu sezon biraz deplasmanlarda iyi gidiyoruz ama yine deplasmanda olması biraz da Erzurum maçının telafisi gibiydi. Artı olarak rakiplerin de üst sıralarda Kocaelispor ve Bandırmaspor'un da puan kaybettiği bir haftada kazanmak çok olumlu 3 puandan fazlasını getirdi aslında. Ya bu sırada şimdi çarşamba günü de kupa maçı var. Ankaraspor'la bununla ilgili aslında son dakika gelişmesi verelim. Çok net değil. Yine resmi yazışmalar tamamlanınca bunu Medyabar'da haber olarak sizlere aktarırız. Karşılaşmanın Sapanca'da oynanma durumu var. Bunu belirtelim. Hatta arkadaşlar da KC'de de belirsinler. Yani aldığım duyumlar bu şekilde. Ama bu %100 olarak karşılaşma Sapanca'da oynanacak diye bir durum yok. Ama zeminin şimdi Giresun maçı da olacak evet. Akabinde 3 gün sonra. Hırpalanmaması adına yönetim kafasında böyle bir soru var. Sapanca'da oynanabilir. Bu gelişmeyi de bu bilgiyi de aktaralım. Sen mesela bu kararı nasıl duyuyorsun? Ben bana da yeni geldi. Mantıklı olduğunu düşünüyorum bu arada. Benim hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey. Bu arada Sapanca'nın zemini gayet iyi. Hiç takip ettim ya bu sezon herhangi bir maçını bilmiyorum ama gayet kaliteli bir zemini var. Sakaryaspor'un zeminiyle kıyasladığımız zaman Sapanca'nın stadının zemini bence 3 gömlek daha iyi olabilir yani. Hem stadyumdaki bu zemin problemi biraz daha azalır Giresun maçına doğru. Hem de belki daha olumlu bir hava olabilir. En azından oradaki stadyumdaki koltuklar tamamen dolabilir. Sapancalılarda da daha kolay olur. Yine arkadaşlarımız da kupa maçının Sapanca'da oynanma ihtimali var. KJ'sine alta yazdı. Bununla ilgili yeni gelişmeler oldukça da sizlere aktaracağız. Maç sonrası teknik adam açıklamalarına bakalım isterseniz. Rejideki arkadaşlarımızdan da rica ederim. Maç sonrası hocalarımız neler söylemiş? Hem Keçiören cephesi hem Sakaryaspor cephesi. Hazır mıdır arkadaşlar? Hazırmış. Evet, maç sonrası açıklamalara bakalım. Sonrası bir kez daha TV264 stüdyolarındayız. Bugün mağlup durumdan galip duruma geçen bir oyunun kahramanlarıyla oynadık. Karakter gösteren
oyuncularımızın saha içerisindeki mücadele ruhları ilk yarıdaki erken yenen golden sonra oyun atmosferine de alışma süreçlerini de dikkate alırsak ikinci yarı çok ciddi, başta söylediğim gibi karakter gösterip uyum sağlayıp oyuna tekrar hem ortak oldular, sonrasında da galip gelmeyi başarabildiler. Bu çok önemli bir sonuç. Matematiksel olarak baktığınızda 6 puanlık bir sonuca ulaştık. Motivasyon olarak da bizi daha çok yukarıya çeken ve daha yukarıya bağlayan, oradaki mücadelemizi daha çok istendik hale getiren bir ruh haline büründük. Bu bizim için önemli. Oyunculara tekrar söylüyorum, oyuncuların gösterdiği karakter, duruş, kazanma azminden dolayı kutluyoruz. Bu önemli bir sonuç. Ama bazı oyunlar vardır, bazı müsabakalar vardır. Oyuna değil, sonuca bakarsınız. Bizim için ilk yarıdaki oyun biraz sonuç endeksi gitti. Ama ikinci yarıdaki hem istek hem arzu bizi sonuca konsantre etti. O yüzden ben oyuncuları tekrar tekrar kutluyorum. Böyle bir şeye, tabloya da baktığımız zaman sanki deplasman takımlarının bu hafta galip geldiği bir hafta gibi görünüyor. Biz de o duruma uyum sağladık. Galip gelmeyi başarabildik. O yüzden oyuncuları tekrar kutluyorum. Önümüzdeki yol uzun bir yol. Ama puan kaybı, özellikle de evimizde puan kaybı vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Diğer taraftan Sakaryaspor'u almış olduğu galibiyetten dolayı kutluyoruz. Evet, bugün kendi sahamızda maçı kazanmak için başlamıştık. Başlar başlamaz golü bulduk. Arkasından kritik pozisyonlarda yaptığımız kritik hatalar, konsantre eksiklikleri maçın buraya gelmesine sebebiyet verdi. Şu anda bir aile olmak zorundayız. Bir an önce kendimizi toparlayıp iç sahadaki problemimizi çözmemiz gerekiyor. Bunun için de bilgi birikime sahip bir teknik heyetimiz var. Futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda daha taraftarımıza layık olan bir futbol sergileyeceğiz ve burada galibiyet serilerine başlayacağız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Cenk Özcan ve Turgay Karsın'ın açıklamalarını reji ekrana getirdi. Aynı zamanda hani Sakaryaspor'da Tuncay Şan'ın pro lisansının olmamasından kaynaklı olarak da basın toplantılarına çıkamıyor. Bunu belirtelim ama kulüp sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunuyor. Burada neler söylemiş aslında Tuncay Şanlı, bunları da değerlendirelim. Öncelikle galibiyet için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ortaya bir karakter koydular. Maça adeta 1-0 geride başladık ama hemen reaksiyon gösterdik. Hafta içi çalışmalarımıza nasıl oynadığımız gerektiğini oyuncularımıza anlatmıştık. Oyunun hızını, oyunun bazı bölümlerinde bunu gerçekleştirdik. Basit hatalar vardı, bazı top kayıplarımız oldu. İlk 11 başlayan ve sonradan giren oyuncular katkı sağladılar. Eğer takım olmak istiyorsak sonradan giren oyuncu arkadaşlarımızın katkı sağlaması bizim için, hedeflerimiz için çok değerli. Geçen hafta kendi sahamızda 2 puan bırakmıştık. Bugün burada bunu telafi etmek istiyorduk. Oyuncu grubumuz sahada karakter gösterdiler. Mücadele gösterdiler. Oyun olarak dediğim gibi bölüm bölüm hem geçiş anlamında hem de organizasyon anlamında çok fazla pozisyona girdiler. Bunların hepsini değerlendirebilirdik. Onları tebrik ediyorum. İç saha maçları için şunun altını çiziyorum. Lütfen taraftarımız sabırlı olsun. Hedeflere doğru gideceğiz. Bu oyuncu grubunu desteklemeye devam etsinler. Bugün de buraya gelerek 90 dakika boyunca desteklerini sürdüren taraftarımıza teşekkür ediyorum demiş Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı. Yine orada taraftara sabırlı olması gerektiğinde bir mesaj var. Ya, taraftarın sabırlı olması gerektiği, bence hocaya da büyük bir saygı duymaları gerekiyor. Tuncay Hoca'nın geldiği zamana geri dönersek bir 2-3 ay öncesine çok farklı bir Sakaryaspor vardı. İçeride de dışarıda da kazanamayan bir Sakaryaspor vardı. İşte Göztepe maçından galip ayrıldıktan sonra seri bir şekilde puan kayıpları, sonra farklı şeyler konuşuluyordu yine. Hani şampiyonluk parolasıyla başlayan sezonda küme düşmemeye oynayacak bir Sakaryaspor gibisinden. Şehrin üstünde çok kara bulutlar dolanıyordu. Hoca geldi ve bence direkt dokundu. Hani ani bir geliş oldu aslında hocanın gelişi. Sonrasında direkt dokundu ki şöyle bir muhabbet de var. Hiç transferlerin hiçbiri, belki de hocanın transferleri değil, belki de değil, hiçbiri Tuncay Şanlı'nın istediği oyuncular, kabul etmeyeceği oyuncular demek istemiyorum.
istediği oyuncular, yani transferinde bir bilgisi olan bir oyuncular değil de hep hazır bir takıma geldi. Ona rağmen bence güzel bir ivmeyle şu an Sakaryaspor'u hedefinden hala uzak mı tartışılır. Ama en azından hedefe doğru yürüyen, uzak ya da yakın bilmiyoruz ama en azından hedefe doğru yürüyen bir Sakaryaspor bıraktı. Yani hedefe doğru uzak mı? Puan tablosunu rica ederim. Bakalım Sakaryaspor hedefinden ne kadar uzakta ya da rakipleriyle arasında ne kadar puan farkı var. Ekranda geldi Eyüpspor 36 puanla lider durumda. Kocaelispor da bu hafta beklenmedik bir mağlubiyetle, evet, 29 puanda kaldı. Yani Ümraniyespor biz burada beraber kaldığımız için ahval ederken Kocaelispor'un yenememesi, özellikle evinde yenememesi de büyük bence haftanın şoklarından biri oldu. Bandırma Spor'da Tuzla karşısında enteresan bir maçta yenemedi. Bu da hani Taner Taşkın'da açıklamaları vardı, onu da haberleştirdik. Sakaryaspor 23 puanla 36 puanlı Eyüpspor'un tam 13 puan gerisinde. Ve biz bu Eyüpspor'u yendik. Evet. Ya yani Eyüpspor tarafına fazla bakmıyorum aslında ben. Çünkü realist konuşmak gerekirse çok zor. Geçen sezon da farklı bir tablo yoktu aslında. Yine Eyüpspor işte çok önde götürüyordu yarışı. Zaten bu ligin biraz da izlenmesi gereken lig olmasının sebebi yani maçlar biraz sıkıcı geçebiliyor. Sakaryaspor maçlarına ayrı bir parantez açarım. Ben hiç sıkılmadan izliyorum. Çünkü gollü ve pozisyonlu maçlar oluyor. Onun dışında çoğu maç biraz can sıkıcı oluyor. İnsanın kanalı değiştiresi geliyor diyebilirim bunu. Çok daha söyleyebilirim. Ama sonrasında lig o kadar garip ki herkes herkesi yeniyor ve seri birden düşüşler yaşanan, birden yükselişlerin yaşandığı bir lig. Ümraniye Spor'a ben mesela 3 hafta önce küme düşer diyebilirdim. Ya hala çok uzak değil belki. Ama oyun olarak baktığımız zaman Kocaelispor'u 3-0 yendiler. Net bir galibiyet. Net bir galibiyet. Yani kimse haftalık bir şey diyemez. Belki hoca çok iyi çalışmıştır. Takım eksiklerini çok iyi görmüştür. Ama Kocaelispor'un eksiğini gördüyse haftaya atıyorum kimle oynayacak? Atıyorum Sakaryaspor'la oynayacaksa Sakaryaspor'un eksiklerini de görüp o bu maçtan da galibiyetle ayrılabilir. Garip bir lig yani. Yani mesela Ümraniyespor da aslında o hem Süper Lig'e çıktıklarında hem de Süper Lig'den düştüklerinde çok fazla kadrosunu dağıtmadı. Evet. Yani evet, mesela orada bir en göze batan Umut Nayır, yani golcülerini kaybettiler ama geçen sezonda mesela şampiyon oldukları sezonda Delvaye'li önemli futbolcuları korudular, yani çok fazla transfer, evet, yapmadılar açıkçası. Rejiden rica ederim, haftanın sonuçlarına bakalım önce, sonra oluşan puan durumu, ardından da haftanın maçlarını ekranlara getirsinler. Biz de oynanan maçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunalım. Evet, Adana Spor sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup olduk. Kocaeli Spor da aynı skorla Ümraniye Spor'a evinde 3-0 mağlup olduk. Ankara Keçiören Gücü 1, Sakarya Spor 3, Tuzla Spor 1, Bandırma Spor 1, Bolu Spor 0, Eyüp Spor 3, Şanlıurfa Spor 0, Bodrum 2, Manisa Futbol Kulübü 3, Altay 0, Erzurum Spor 1, Gençler Birliği 1, Göztepe 3, Giresun Spor 3. Şimdi sonuçlar üzerinden okuyacak olursak, mesela Erzurum Spor evet bize bir çelme taktı ama mesela yine ligin iyi takımlarından Gençler Birliği de bir yara aldı. Deplasman ya da iç saha hiç fark etmez. Evet. Haftanın enteresan maçı Tuzla Spor, Bandırma Spor. Yani 3 tane penaltı var, 2 tanesi kaçtı. 3.'sü gol oldu. Çok yani anlamlı şeyler değil, yine Tuzla Spor bir şeyler deniyor gibi yani, bir tür sosyal medya mimi vardı aslında. Ya Tuzla Spor gitgide CV'yi kötüleştiriyor, yani nasıl denir o tam anlamında, sabıkalanıyor bence Tuzla Spor. Ya garip penaltılardı, çok garip pozisyonlardı. Hakemin yakın olduğu, yine hakemi bu hafta da hakem konuşuyoruz ya, çok garip. Hakemi boş verelim, VAR'ın da görmediği pozisyonlardı. Ama işte maçın özetini izlerken bizim çok rahat gördüğümüz pozisyonlardı. Ben hiçbirine düdük çalmam. Futbolcu olsam tam bir tanesini kullanırım. 2 ve 3. penaltıyı kullanmam yani. Aynı kişiler kullanmadı mı 3'ünü? Kişinin hiçbir önemi yok. Yani biraz olsun böyle gerçekçi olan, nasıl diyeyim? Şey var ya, Galatasaray'ın UEFA Kupası penaltılara kaldığında Fatih Terim soruyor ya, Tugay atacağım mı hocam, ayağıma kramp girmiş, Ahmet, Mehmet, Okan oynayacağım mı hocam, ayağım çok kötü, çok yorgunum, şey oğlum, evet, hiçbirinizi atmayacak, onun gibi. Ya çok garip ya, ben kullanmazdım çünkü o sahada onlar da görüyordur penaltı olmadığını. Tamam işte demek ki hakemle VAR'a bir ayar çekilmiş orada, ama ya sen futbolsun, yarın bir gün farklı takımda da forma giyeceksin. Ya garip bir maçtı. Hocanın
o ateş kusmasını, ateş püskürtmesini de çok haklı buluyorum aslında. Belki başka bir hoca olsaydı, kendimi onun yerine koyduğumda çok daha ağır şeyler söyleyebilirdim büyük ihtimal. Şimdi yazan izleyenlerimiz de var. Türkiye liglerindeki hakem kararlarını konuşuyoruz ama Manchester City Tottenham maçını gördün mü pozisyonu? Gördüm, izledim ya. O da çok üzücü. Maç 3-3 gidiyor. İşte Grealish tek başına gole gidecek belki de. Çok garip ya. Haaland çıldırmıştı zaten. Ben Haaland'ın hiç şey olduğunu görmedim öyle. Aşırı tepki gösteren. Ama o da mesela Türkiye liginde olacak bir şeyi yine kaptırdık. Kesinlikle. Ama şöyle bir nokta var işte. Büyük ihtimal o hakemin düdüğü asılmaz. Ama o hakeme olumlu anlamda bir ayar çekilir. Bundan sonra öyle bir hata yapmaz. Hata diyebilirim. Çünkü bir kere oluyor. Ama enteresan değil mi ya? Önce çok oynatıyor. Çok sonra enteresan. Pasını veriyor. Haaland veriyor galiba. Evet, pardon. Evet. Haaland düşüyor, kalkıyor, pasını veriyor. Hemen defans arkası bir top. Devam kararından sonra hemen düdüğünü çalıyor. Yani ya gol olması içten bile değil. Ya, bugün... garip bir olay ama işte... Hep de Sagatspor başına geldi. Arada Manchester City'nin de başına geliyor yani. Enteresan. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu bir kez daha arkadaşlardan rica edelim. Eyüpspor 36 puanlı birinci sırada. Kocaelispor hemen arkasında 29 puanlı bulunuyor. Bandırma Spor 26 puanlı. Üçüncü aynı puana sahip Göztepe 4. Bodrum Futbol Kulübü ve Gençlerbirliği 24'er puanla 5. ve 6. sırayı oluşturuyorlar. Playoff hattının son sırasında Sakaryaspor bulunuyor 23 puanla. Çorum Futbol Kulübü 20 puanla 8. sırada ve Sakaryaspor araya 3 puan koyması da moral motivasyon adına da iyi oldu. Evet. Olası mağlubiyetlerde arkadan gelen takımları tutabilmek adına. Keçiören Gücü 19 puanla kaldı. Bu da önemli haftanın artılarından bir tanesi. Direkt rakibimizi ekart ettik diyebiliriz. Erzurumspor 18 puanı çıkarttı. 10. sırada Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Ümraniyespor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor sıralamayı oluşturan takımlar. Tuzlaspor 16. sırada düşme hattının ilk adayı, 12 puanı bulunuyor. Giresunspor 9 puanla 17. Altay 5 puanla 18. sırada. Yani artık burada evet yine Giresun'u o denklemden çıkartabiliriz ama Altay için artık düşmenin çanları çalmaya başladı ki. Yani çok mucize olur gibi geliyor. Hani diğer takımlar aynı şeyi söyleyemem diğer takımlar için ama Altay herhalde düşmesi net olan takımlardan bir tanesi. Transfer tahtası özellikle açılması devre arasında da o borça zor. Sonrasında da toparlanmasının çok güç olacağını düşünüyorum. Ya bu ligde baktığımız zaman kağıt üzerinde çok fazla bir fark da yok. 14'e 5 hani kapanabilir uzun bir periyod sonuçta. Ligin ikinci yarısında da 18 maça çıkacak Altay. Ama çok zor. Çünkü lig garip bir lig. Herkes yeniyor. Tamam Altay kalkıp buradan Eyüpspor'u yenemez belki, imkansız. Ama şu anki tabloda Şanlıurfa Spor'u da yenemez. O yüzden Altay için bence biraz daha önümüzdeki sezon olabildiğince çabuk çıkmanın şeylerini, programını yapabilirler. Onun dışında Sakaryaspor'un da genel tabloda ilk yarıyı üçüncü bitirebileceğini düşünüyorum. Bandırma Spor biraz daha iyi oynuyor aslında son zamanlarda. Kadrosu da bence iyi. Ama son haftalarda oyun olarak da bir düşüşleri var. Bu hafta evet hakemin kararları çok garipti. Oyun olarak da iyi bir Bandırma Spor yoktu aslında. Böyle bir sonucu kesinlikle hak etmediler. Onur Göçmez de Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Orada da ben nasıl bir süreç olacağını merak ediyorum. Yani Bandırma Spor'a sahip çıkan nadir isimlerden bir tanesi. Orada bir tüzüksel anlamda bir problem olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Çünkü şimdi Bandırma Spor'da hedefe oynayan bir takım. Evet. Başkanı Sakaryaspor'da düzeltiyorum. Beşiktaş'ta yöneticiyken Süper Lig'e çıkma durumunda ben bilmiyorum neler olur. Orada da belli soru işaretleri var. Bandırma Spor'u da Onur Göçmez kadar da sahip çıkan başka bir isim. En azından benim takip ettiğim süre boyunca çıkmadı. Orada kan kaybettirir yani. Bakalım o Beşiktaş yöneticiliği bizim ligimizi nasıl etkileyecek? Ya bunlar oluyor. Eyüpspor'da da öyle Galatasaray ile bir bağı var diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada. Hafızamda öyle bir şey var. Ben ister istemez yorar bence. Hem yukarıda Beşiktaş zaten müthiş bir baskı var Beşiktaş'ın da üstünde. Yeni yönetimin üstünde. Bir önceki yönetimden daha büyük baskı olacaktır bence. Çünkü o topa girerken her şeyi düşünerek, her şeyi göz gelerek Beşiktaş yıpratır. Hani mesela kesinlikle biraz yıpratır. Başarısızlıkta o Onur Göçmez'in o Bandırma Spor'un başkanlığını yapması yıpratır. Camiayı da yıpratır yani. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar büyük camialar. Önemli camialar. Aynı zamanda ben
başkanlığı bırakır gibi hissediyorum. Hani duyduğum ya da aldığım bir duyum değil. Ama bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. Haftanın maçlarını rica edelim arkadaşlardan. Evet, Bodrum Futbol Kulübü, Tuzla Spor, Bandırma Spor, Kocaeli Spor müsabakaları cumartesi günü oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak. Ümraniye Spor saat 16'da Ankara Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Sakarya Spor saat 19'da Giresun Spor'u ağırlayacak. Cumartesi günü programı bu şekilde. Çorum Futbol Kulübü, Erzurum Spor, Manisa Futbol Kulübü, Adana Spor mücadeleleri pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Gençler Birliği saat 16'da Göztepe'yi konuk ederken Eyüp Spor saat 19'da Şanlıurfa Spor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesi ise pazartesi günü Altay Bolu Spor arasında oynanacak. Yani Altay'ın da şimdi sen de biraz önce sohbet ederken baktım. Ligde aldı 3 puan Tuzla Spor, Bodrum ve diğeri kimdi? Bodrum ve Giresun Spor. Yani Bodrum ve Giresun'dan beraberlikler, Tuzla'dan da bir galibiyet almıştı. Onlar da böyle bazen enteresan sonuçlar alabiliyor. Ben buradan bir Bolu Spor maçına bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Bolu Spor'un özellikle o Sakarya Spor mağlubiyeti sonrasındaki gidişatını iyi bulmuyorum. Bodrum aslında biraz daha hani skor olarak da konuşacak olursak, Bodrum-Tuzla Spor maçı, yani hakemleri konuşmazsak eğer, Bodrum'un artık o yara sarma maçının bu maç olacağını düşünüyorum. Bandırma Spor, Kocaeli Spor bence haftanın maçlarından bir tanesi. Kesinlikle. Önemli bizim bir maç. Bizim için de çok önemli. En önemli maç olabilir. Çünkü yani direkt olarak playoff hattındaki sıralamayı etkileyecek bir mücadele. Buradan bir beraberlik bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Her türlü sonuç aslında Sakar Spor için çok iyi. 6 puanlık bir hafta Sakar Spor için. Sene olduğun hafta mıydı? Biz bir Kocaeli Spor maçına kadar kaç puan toplar matematiği evet. Yapmıştık. Evet. Benimki tutacak gibi duruyor. Seninki tutacak gibi. Ben beraberliği Keçiören Gücü'ne verip içeride Erzurum yeneriz diye düşünmüştüm. Tam tersi oldu. Ben bu iki maçta Sakaryaspor'un içeride Giresun, dışarıda Tuzla Spor'u yeneceğini, sonrasında ise artık ya Heru ya Merru Kocaelispor maçına döneceğini düşünüyorum. Ben senin kadar tecrübeli olmadığım için kolaya gittim abi biraz. Ben puan kaybeder ama sen yenilmez dedim. Ben yenilmez dedim abi. Yine safe bir durum olmuş. Yine diğer karşılaşmalarda senin de buradan enteresan bir sonuç çıkabilir diyebileceğin mücadele var mı? Mesela Çorum Futbol Kulübü, Erzurum Spor. Ya ben Erzurum'un yine beraberliği kapatacağını düşünüyorum haftayı. Ben Şanlıurfa Spor'un Eyüp Spor karşısında puan alacağını düşünüyorum. Sürprizin Şanlıurfa Spor mu? Evet. Onun dışında zaten bir Bandırma Kocaeli Spor maçı var. O maçta da kimin kazandığının pek bir önemi yok. Her türlü Sakar Spor kazanacak maç sonucunda. Ama şöyle, Sakar Spor'un da kendi sahasında galip gelmesi lazım. Yani artık galip gelmeme gibi bir matematik denklemi yok Sakarya Spor adına. Aslında program öncesinde, aslında son dakika bir gelişmesiyle Burak Süleyman paylaşımını aslında evet. sen haberleştirdin bunu Medyabar'da. Aynı zamanda biraz da sosyal medyada konuşuldu. Burak Süleyman'ın altın kelebek yorumu. Evet. Bunun üzerine de bir konuşmak istiyorum. Sonrasında Sakaryaspor'un galibiyet hikayesi var, maç hikayesi var. Buna geçeceğiz. Kapanışı bununla birlikte yapacağız. Evet, Burak Süleyman burada sosyal medyasını aktif olarak kullanabiliyor. Evet. Yani sanatçımızın ismini unuttum. Ecem Erkek. Onun hayvanlarla ilgili olan yorumun üzerine Burak Süleyman, Orta Doğu ve Balkanlarda Amerika kıtası, Avrupa, Uzak Doğu, Antarktika. Evrendeki en gereksiz ve beyinsiz oluşum bizim ülkedeki sanatçı tayfadır. Bu asla değişmez ve mide bulandırmaktan başka hiçbir şeye yaramazlar demiş. Aslında burada biraz Filistin evet. paylaşımını yapmamasına dert yarıyor ama. Ahmet'in o. Yani gerek var mı? Tabii özel hayatı çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ya bence gerekli olabilir Burak, çünkü sosyal medyada da bence kendi özel hayatında da bu gibi konulara çok duyarlı bir insan. Çok ya futbolcu demeyeceğim, insan olarak değerlendireceğim Burak'ı. Çok değerli bir insan. Şimdi şöyle bir bu ödül töreninden bahsedelim. Ödül töreni baktığımız zaman en prestijli, ülkenin en prestijli ödül törenlerinden bir tanesi. Kesinlikle Ecem Hanım'a art niyetli diyemem ama şöyle de bir konu var. Koyalı'da tamam. Davranmaya gerek yok. Evet evet. Sokak hayvanları. Zaten Burak Süleyman hayvan düşmanı değildir. Belki evinde köpeği, kedisi de olabilir Burak'ın. Kesinlikle bir hayvan düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Tesislerdeki hayvanları bile severken görmüşümdür illa. Şu an hafızamda değil ama. İlla bir köpeğin başını okşamıştır. Bir kediye bir kapsül vermiştir yani. Burada alt metin Burak'ın demek istediği şey
İşte bu, bunların dile getirilmesi lazım. Özellikle şu dönemde. Tam savaş var. Kadın orada ödül alıyor. Belki şunu da düşünebilir. O kadar olumsuz bir şey konuşmak istemiyorum da diyebilir de. Bu da olumsuz bir şey. Hayvan düşmanı olmadığım için çok rahat söyleyebilirim. Hak veriyorum. Haklı. İşte kötü davranılıyor. İşte kısırlaştırmanın dışında hayvanları öldürüyorlar. Yani ortadan kaldırıyorlar. Acı bir olay. Kötü. Yeri değil bence. Zamanı değil. En azından Burak'ın demek istediği şey bu Filistin'de ölen çocuklara değindikten sonra onun da alttan mesajını verirsin. Burak'a katılmadığım nokta da genelleme yapması. İşte orada birisi çıkıp işte herhangi bir sanatçı çıkıp burada Burak'a ters bir şey söylediği zaman Burak'ın o iyi niyeti biraz arkada, perdenin arkasında kalabilir. Onun dışında yerinde ve mantıklı bir açıklama Burak'tan. Ya şöyle söyleyeyim. Ben de hayvan düşmanı olmadığımı bütün yakın çevrem bilir. Yani masamda balığım. Geçen sene köpeğim vardı abi evinde. Kedileri severim. Hani evcil hayvanlarım olmuştur. Hani bununla ilgili beni yakından tanıyan insanlar bilir. Ben sadece şundan çok rahatsızım. Evet hayvanları severim. Onların da bu dünyada bir yeri olduğunun farkına varalım ama aslında Burak'ın da aslında burada şikayetçi olduğu şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani hayvanlara gelene kadar bu ülkede daha büyük problemler var. Tam onları ötekileştirmeyelim. Yani bunu sonra hallederiz demeyelim. Maddelerde bir taraftan onlar almayalım. İçin de çalışalım. Evet. Onlar için de konuşalım. Türkiye'deki tek büyük problem sokak hayvanları, köpekler, kedilermiş gibi de davranmayalım. Yani bu ülkede evet canice bir köpek tekmelenebiliyor, kedi tekmelenebiliyor ama bu ülkede canice bir kadın da öldürülebiliyor. Yani, evet, bir çocuk da öldürülebiliyor. Şey, kısıtlamak da doğru değil. Yani dünyanın her yerinde bunlar oluyor aslında. Önemli olan bunların yanında diğerlerine, diğer tarafa da bakmak gerekiyor. Yani bana kalırsa kesinlikle bir hayvan düşmanlığım yok. Ama bir çocuğun ölmesini izlemek, bir köpeğin evet acı şekilde ölmesini izlemekten canımı daha çok acıtır. Canım daha çok acıtır yani. Yani işte burada da hani Burak Süleyman dediğim gibi tamam kamuya mal olmuş kişilerin biraz daha sesini duyurması lazım. Ama hani çok da bu tarz, yani ben futbolcu olsam direkt olarak hani çünkü şikayetçi olsa olay farklı yerlere de gidebilir. Evet. Gerek var mı dediğim kısım aslında bu. Ama hani bir laf da var ya, bir ayet de var. Haksızlık karşısında kim susuyorsa dilsiz şeytandır diye. Ona da geliyor. Dediğim gibi bu ülkede birçok problem var. Bu dünyada birçok problem var. Bunlardan biri belki sokak hayvanları, köpekler, kediler olabilir. Ama yani Filistin'de canice küçücük çocuklar, kadınlar katlediliyor. Bunları da ses vermek gerekir diye düşünüyorum. Artık Metin, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biraz da izleyenlerden özür diliyorum. Geçen hafta sen iyi idare ettin. Bu hafta da ben biraz hastalıkla boğuştum. Ama söz veriyorum. Giresunspor galibiyeti sonrasında çok daha keyifli, çok daha enerjik bir program yapacağım. Maç hikayesi var Metin. Pası oraya atıp da çıkacağız. Sen eklemek istediğin neler var? Bunları söyle. Sonrasında ekranlara veda edeceğiz. Çok kısa Ankara Spor maçı hakkında bir şey söyleyebilirim. Ankara Spor 2. ligde 4. sırada bulunuyor. İşte baktığım zaman 4 haftadır da kaybetmeyen bir takım var. Daha beraberlik ağırlıklı götürüyorlar sezonunu. Onlar da playoff hattında işte 1. lige çıkmak için çabalıyorlar. Sakaryaspor'un bu Ziraat Türkiye Kupası 4. turda galip gelmesi, bir üst tura geçmesi hem takım adına hem şehir adına bu milli araya, pardon, sezon arasına kadar iyi şeyler katabilir. Taraftarın da biraz o gazını alır. Daha iyi hazırlar. Ya bir de artık Sakaryaspor camiası da, taraftarlar da Türkiye Kupası'nda biraz daha başarı bekliyorlar açıkçası. Evet. Tamam, önceliklerimiz önceki senelerde 3. lig, 2. lig, bir üst lige çıkmakta ama şu an Sakaryaspor'un ben olduğu yerden memnunum. Tabii ki de Süper Lig neden olmasın diyoruz ama artık hani önceliğimiz bu değil demek yanlış olabilir bence. Kesinlikle. En azından böyle bir çıkalım yukarı, biraz daha mantıklı, makullü takımlara karşı evet, gidelim. Beşiktaş maçında gördük yani Sakaryaspor hiç sırıtmadı. Kimi hiç bilmeyen bir insanı ekranın başına oturtup izleseydik belki de Süper Lig takımı olarak Sakaryaspor formasını gösterebilirdi. Evet Metin, çok teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. İnşallah ilerleyen haftalarda konuklarımızla birlikte çok daha keyifli programları imza atacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.